Elif, pasta kurabiye bir şeyler aldım. Boğazından bir şeyler gitsin. Bugün hiçbir şey yemedim. Hadi gel iki lokum bir şeyler yiyelim. Elif. 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 Oğlum, ne zamandır seninle bu meseleyi konuşmak istiyordum. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Kötü bir şey mi oldu? Kötü bir şey. Çok kötü. Yani ben olmasaydım çok kötü şeyler olabilirdi. Efendim Ceren. Kahraman, çabuk gel, Elif fenalaştı. Ne? Tamam, hemen geliyorum. Anne, çıkmam lazım. Oğlum. İyisin değil mi? İyiyim. Elif iyi mi? Daha iyi. Kendine geldi. Niye hastaneye götürmedin? Vallahi dinlemedi ki beni. Seni aramama bile kızdı. Elif, nasıl oldun? İyi misin? İyiyim, telaşlanmayın. Hadi hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gitmeye gerek yok. Biraz başım döndü, hepsi bu. Sabahtan beri ağzına tek lokma koymadı. Ya olur mu öyle şey? Kendi canına yazık. Canım istemedi. İyi, bir şeyler ye de sonra hastaneye gidelim. Olur mu? Ha? Gerçekten hastaneye gitmeye gerek yok. Bir şeyler yerim, kendime gelirim ben. Hem evden çıkmak istemiyorum ben Kahraman Bey. Belki Nazlı arar. Belki annem gelir. Gelirlerse evde olmak istiyorum. Onları bulacağız. Hem zaten öfkesi geçince gelir kendisi. Ben seninle de konuştum. Nazlı onu aradığında bana haber verecek. Teşekkür ederim. Boş ver şimdi teşekkürü. Sen kendine iyi bak. Ah! Ne oldu? Bilmiyorum. Kıpırdadı ya da öyle bir şey. İlk defa bu kadar net hissettim. Heh, bir el avuca sığmaz yürüken daha yolda demektir. Yandık yine yandık. Kahraman Bey, duygularınızı alabilir miyiz? Ödül bu yılda sizin oldu. Kahraman neler Bey, Defne Hanım'ı yanınızda göremedik. Aranızda bir sıkıntı mı var? Arkadaşlar, şirketimizin basın danışmanı sizlere gerekli bilgileri yazılı olarak verecek. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Lütfen.
Buyur kahraman. Celal neredesin? Lokantadayım kardeşim. Hayırdır? Ya Elif'e ulaşamıyorum da. Senin evi de aradım açmadı, merak ettim. Haberin var mı? Evdeydi. Uyuyakalmışsa duymamıştır. Telaşlanma hemen. Ne bileyim. Bu yine sabahki gibi fenalaşmış olmasın? İstersen ben eve gidip bir bakayım. Yok yok, gerek yok. Ben gider bakarım. Sen işine bak. Zaten yoldayım ben. Tamam kardeşim, bana da haber ver. Tamam, hadi görüşürüz. Beni merak etme Celal abi. Annemlerden haber aldım. Onları alıp geleceğim. Kahraman Bey. Elif neredesin sen? Anneme gittim. Ne oldu? Kovdu beni. Yüzüme bile bakmadı. İstemedi beni. Benimle konuşmak istemedi. Dinlemedi bile. Nefret ediyor benden. Ama sana söylemiştim. Beraber gidelim demiştim. Şu haline bak. Ne hale gelmişsin. Korktum. Annemin size kötü şeyler söylemesinden korktum. Zaten bir siz kaldınız bana inanan, benim yanımda olan. Sizi de kaybetmekten korktum. Tamam yeter. Üzülme artık. Kapıya ne oldu? Sana ulaşamayınca biraz telaş yaptım da. Sen şimdi bir şey de yememişsindir. Aç mısın? Sana yemek ısmarlayayım mı? Anahtarı ver bari, git yiyelim kapıyı. Elif beni sırtımdan bıçakladı Ayşe. Oysa benim onun içinde hayallerim vardı. Çeyizini hazırladım ellerimle. Gündüzleri nar bahçesinde çalışırdım. Geceleri hiç uyumadan dantel örer, nakışlarını işlerdim. Hiç kocunmadan. Sabaha kadar bir yandan örer, bir yandan hayal kurardım. Kızımın öyle kapıdan terli duvaklı gelin olup gidişini düşünürdüm hep. Ama o ne yaptı? Kahraman Bey'le. Anneciğim ağlama ne olur. Benim artık bu saatten sonra yüzüm hiç gülmez Nazlı. Ama bir tek dileğim var. İnşallah bizi bu hale koyanların yüzü hiç gülmesin. Defne, bak anlıyorum. Annen yüzünden gerginsin. Annem umurumda değil benim. Benim tek derdim o köylü kızı. Sürekli onu savunup durmandan bıktım, usandım artık. Hayır, eskiden bebek var görüşüyorsun diyordun. Şimdi bebek yok, bir şey yok. Hala kızın dibinden ayrılmıyorsun. Sonra geçmiş karşıma o masum insanların hayatlarından bahsediyorsun. Yok hediyeler, telefon kapatmalar falan. Sana bir şey söyleyeyim mi kahraman? O kızın annesiyle konuşmakla az bile yaptım. Elimden gelse 1000 katını yapardım.
Sen kendi ihtirasların yüzünden kimsenin hayatını mahvetmeye hakkın yok. Sana şu kadarını söyleyeyim. Eğer o kız ailesiyle arasını düzeltemezse sen aileni kaybedeceksin. Bunu da kafana yaz. Bak kendi ağzınla söylüyorsun. O kız yüzünden ailene sırt çeviremezsin kahraman. O cahil köylü kızın yaptıklarına bak. Daha dün bebeğimizin hamalıyken bugün hayatımızın merkezine yerleşti. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Ne yapıyorsan sen kendi kendine yapıyorsun. Defne kızımız çok öfkeli bu aralar. Bir şey mi söyledi yoksa size? Benim kızım yapmaz öyle şey. Merak etme. Yalnız bir başka sıkıntısı var gibi. Merak etme baba. Bunlar ufak şeyler. Biz kendi aramızda hallederiz. Geçmişte neler yaşadığımızı biliyorsun kahraman. Şu ara yalnız bırakma. Yarın öbür gün bebeğinizi alacaksınız kucağınıza. Yüz yüze bakacaksınız. Artık aranızdaki mesele her neyse buna bir son verin. Benden sana baba nasihat. Neval Hanım'la konuştunuz mu? Aşağıdaydı. Gördüm. Hiç değişmemiş. Gelir gelmez esti gürledi. Evimizi başımıza yıkacakmış. Öyle dedi. Böyle mi söyledi? Gelir gelmez size mi çattı? Derdi neymiş hanımefendinin? Laf ola beri gele. Yok. Defne kızımızı çok üzmüşüz. Yok benim kızım sahipsiz değildir gibi laflar etti durdu. Defne'nin intihar ettiğini duymuş herhalde. O yüzden gelmiştir. Ben konuşurum baba. Sen ablamla konuşabildin mi? Hiç açma o mevzuyu. Bu Kadir Meryem'e anlatmış her şeyi. Meryem de geldi buraya, ağzına geleni söyledi durdu. Şimdi otelde Kerem'le beraber kalıyormuş. Peki ne olacak baba? Çok pişmanım ama elimden bir şey gelmiyor. Meryem çok kızgın bana. Onunla da konuşurum. Bakalım ne diyor, ne düşünüyor. Sağ ol kahraman. Her şey senin üstüne kaldı. Ama bugünlerde geçecek. Merak etme baba. Müsaadenle. Ha, kahraman. Bu gece ödül töreni var, unutma. Ha, ya tamamen aklımdan çıkmış. Baba ben gitmesem, abim gitse. Olmaz. Bu ödülü ailemiz adına senin alman icap eder. Peki. Bundan sonra kızıma bir söz söyleyen, onun sırtından iş çeviren olursa karşısında beni bulur. Herkes bunu böyle bilsin. Bir saniye, bir saniye ya. Bu ne afra tafra hanımefendi? Yok evinizi başınıza yakacağım, yok bilmem ne. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz ya? Yakup! Baba! Duymadın mı ne söylediğini? Neval Hanım, biz Defne'ye gözümüz gibi baktık onca yıl. İşte kendisi burada. O bizim evladımız. Sizin bir yanlışınız var herhalde. Bir yanlışım yok. Yanlış olan her şey sizde. Sizin ailenizde Ziya Bey. Yeter anne. Sen karışma kızım. Asıl sen karışma. Beni bırakıp giden kadını korumasına ihtiyacım yok benim. Defne, bunları baş başa konuşuruz kızım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Defne. Bunca yıl sonra niye geldin sen? Ne işin var burada? Konuşsana. Ne istiyorsun? Defne, kızım bunlar böyle ulu orta konuşulacak şeyler değiller. Baş başa kaldığınızda sakin sakin konuşursunuz. Sizinle daha sonra görüşeceğiz Kıymet Hanım. Tabii Neval Hanımcığım. Siz aranızda konuşup anlaşın, görüşürüz.
Ben buradayım. Gene apar topar gitmek niyetinde değilseniz elbette illa görüşürüz. Defne, kızım anneni odana çıkar da baş başa konuşup anlaşın. Kahramanla aran nasıl? İyi. Her şey yolunda. Buraya gerçekten niye geldiğini söyleyecek misin artık? Seni özledim. Yalan söylediğin her halinden belli oluyor. Tıpkı senin gibi. Evliliğinin kötüye gittiğini biliyorum. Buraya her şeyi düzeltmeye geldim. Evliliğim gayet iyi gidiyor. Tekrar söylüyorum, senin yardımına ihtiyacım yok benim. Hatta ne kadar çabuk gidersen benim için o kadar iyi. Kızım yapma. Kızım mı? Yıllardır bir kere arayıp sormadın. Şimdi geçmiş karşıma ahkam kesiyorsun. Her şeyi düzeltmeye gelmişmiş. Ne kadar niye aramadın peki? Ah, of Defne. Geçmişin hesaplaşmasına girerek zaman kaybetmesek olmaz mı? Sadece aptallar geçmişe takılır kalır. Babam senin yüzünden felç geçirdi. Hayat sürprizlerle dolu. Sürpriz mi? Sen nasıl bir kadınsın ya? Hiç değişmemişsin. O taş kalbinde nasıl yaşıyorsun anlamıyorum. Ben taş kalbimden memnunum. Senin gibi taş kafalı olmaktan iyidir. Ne var? Ne istiyorsun? Niye gitmiyorsun hala? Daha ilk gün söylemiştim. Bizi Kahraman'ın ailesiyle tanıştırdığın ilk gün. Ha, tamam. Kahraman her zaman nazikti, bilgiliydi, kültürlüydü. Ama ailesini gördün. Dediğime geldin. Mutlu musun? Senin yanında olduğumdan daha mutluyum. Merak etme. Boş versene. Her ne olursa olsun bizim bir asaletimiz vardı. Gittin bu insanların içine girdin. Bu evde nasıl yaşıyorsun anlamıyorum. Asıl ben seni anlamıyorum. Bizi terk edip Fransa'ya gittin. Adamın biriyle evlendin. Biz hiç yokmuşuz gibi davrandın. Şimdi karşıma geçmiş asaletten söz ediyorsun. Senin asalet dediğin böyle bir şey mi? Hayır canım. Buna asalet demiyoruz, cesaret diyoruz. Aşık oldum. Her şeye, herkese rağmen yüreğimin peşinden gittim. Bunun koca bir yalan olduğunu ikimiz de biliyoruz. Sen paranın ve gücün peşinden gittin. Kabul et artık. Niye gittim biliyor musun? Çünkü ben kaybetmeyi sevmiyorum. Tıpkı senin gibi. Benim kaybettiğim bir şey yok. Öyle mi dersin? Kahramanın o köylü kızına olan ilgisini herhalde benden daha iyi biliyorsundur. Sen nereden biliyorsun Elif'i? Bunun önemi yok. Doğru adım atmazsan kahraman elinden kayıp gidecek. O yüzden ben ne dersem onu yapacaksın. Evliliğini kurtarmak için bana mecbursun. Bak kızım, şu an seni benden başkası kurtaramaz. O kadar aptalca şeyler yapmışsın ki. Kahraman yine iyi sabretmiş sana. Kahraman beni seviyor. Senin yardımına ihtiyacım yok benim. Bu benim hayatım, benim evliliğim. Ne gerekiyorsa ben yaparım zaten. İntihar etmek gibi mi? Gerçekten bunu nasıl yaptığını anlamıyorum. Çok aptalca. Artık aklını başına alma zamanın geldi. Kahramanı elinde tutmak istiyorsan dediklerimi harfiyen yapacaksın. Hayır anne, yapmayacağım.
Benim için yoksun. Kabul et artık bunu. Bu hayatta sana yardım edebilecek tek kişi benim. Unutma. Alo. Ah, bir saniye. İçeride konuşabilirim herhalde. Tabii canım, ne demek, buyurun. Evet. Aha, miras işlemleri için aramıştınız değil mi? Fransa'daki avukatımızın numarasını vereyim. Detayları onunla konuşun. Ne yapıyorlar içeride? Kapıda durup dinleseydin bari. Dinledim hanım. Defne Hanım bir ara annesine bağırdı ama sonra duruldular. Hadi sen işine bak kızım. Kahraman, oğlum. Ne oldu, nasılmış Elif? Kız perişan, ağlıyor. Annesi Nazlı'yı da alıp evi terk etmiş. Olsaydın. Mutlu oldun galiba. Niye mutlu olayım canım? Umurumda değiller. Umurunda olmadığını biliyorum. Böyle bir şeyi nasıl yaparsın sen? Defne. O kız masum. Kim masum? Elif mi? O kız hayatımıza girdiği ilk günden beri kavga ediyoruz. Dikkat ettin mi hiç? Ama yok, Elif'e laf söylenemez. Niye? Çünkü o çok masum, saf, tertemiz bir kız değil mi? Yeter artık kahraman. O kızın istediği tek bir şey var. O da seninle birlikte olmak. Ama görüyorum sen de onun aynı şeyi istiyorsun. Neval Hanım. Merhaba kahramancığım. Siz ne zaman geldiniz? Niye söylemedin Defne? Yeterince önemsememişim demek ki. Aşk olsun kızım. Çok mutluyuz dediğin bu muydu? Kahramancığım kusura bakma canım. Tartışmanızı böldüm. Siz rahat rahat kavganızı edin. Daha sonra konuşuruz biz.